sevgili dostlar sponsorlarımızın katkısıyla hazırlanan ve sizlerden büyük destek beklediğimiz videomuzu hepiniz hoş geldiniz safalar getirdiniz. Ramazan başlıyor Allah hayırlı mübarek etsin hepimiz açısından hepiniz açısından hayırlı mübarek olsun inşallah. E, oruç tutmayı dikkatli olmayı kalp kırmamayı özellikle özellikle tavsiye edeyim arkadaşlar. Yani milletin kalbini kırdıktan sonra ağzınızdan kötülükler saçtıktan sonra ya da fitne fücur yaptıktan sonra oruç tutmaya da pek bir mantığı kalmıyor. Pek bir ehemmiyeti kalmıyor. Lütfen bunlara dikkat edelim. Uçakla başladım. tıraşlı bir şekilde üstümde Fenerbahçe formasıyla video çekiyorum. Bir değil iki video çekeceğim. Bir video daha var. Bunun ne demek olduğunu eskiler bilir. Yeniler ne demek istiyor? Bu diyor. Öncelikle şunu söyleyeyim. Fenerbahçe hücum hattı zayıf diyen arkadaşlar. Fenerbahçe bu sezon 40 resmi maçta 91 gole imza attı. Aslına bakarsanız Fenerbahçe standartındaki bir takımın 40 maçta 120 gol atması lazım. Benim ya da en azından 100 gol atması lazım. 2,5 ila 3 ortalamaya sahip olması lazım. Bu benim kişisel görüşüm. Katılırsınız, katılmazsınız bilmem. Ancak 91 golde de sanmayacak bir gol. Ve Fenerbahçe forvetleri 2021-2022 sezonunda yani geçtiğimiz sezon 46 resmi maçta 38 gol atarken bu sezon 40 resmi maçta 58 gol atmış. Yani 6 maç daha az 20 gol daha fazla. Bu istatistiği de unutmayın. Hafızanızın bir köşesine kazıyın diye özellikle ve özellikle söylemek istiyorum. Ve Fenerbahçe forvetlerinin 58 gol, 20 asistlik performans gösterdiği gerçeğini de unutmayın. Mesela Valencia başı çekiyor. 29 gol, 4 asist. Sezon başında ben dedim ki forvetlerimiz, şöyle bir hesapladım. Işte Valencia, Batshuayi işte 20 golü geçerler katkıdan, İşte kanatlar bir 10-15 gollük katkı falan yaparsa uçarız dedim. Yani çok absürt bir şeydi ama ben açıkçası Batshuayi'den 30 gollük katkı beklerken Valencia'dan 15 artı bekliyordum. Ama 29'a 4 33 gol katkısı Valencia'dan. Batshuayi 15'e 1 ki bayağı sakatlık yaşadı. Yine de 16. Rossi 3'e 9. Rossi'nin sayılmayan 2 gol bir de bir asisti var. Yani 5'e 10. Ama burada eksiklik var. Bu sanırım e, bir eksiklik var. Joshua King 6 gol. 3 asist. Yani hangi ara attı diyeceğin kadar bir gol istatistiği. Serdar Dursun 3 gol 2 asist. Cao Pedro 2 gol 1 asist. En çok şaşırdığımda Cao Pedro yani hangi ara oynadı da hangi ara attı diyeceğin bir istatistik. Fenerbahçe Zenit maçı Fenerbahçe TV'den naklen şifresiz yayınlanacak arkadaşlar. Aynı zamanda Fenerbahçe YouTube hesabından da yayınlanacak. Aynı zamanda e, Sport Class kanalında da yayınlanacak diye biliyorum. Bu anlamda müsabakada Fenerbahçe'nin bir sürü eksiği var. Bakalım nasıl 11 çıkaracağız. Kesinlikle ve kesinlikle A takımdan 11 çıkmıyor. Gençlerin de oynayacağını belirteyim. Yedeklerde de kesinlikle gençler olacak. Transfer market Kim Minji'nin piyasada yerine 50 milyon euro olarak güncellemiş. Kim Minji ve Crespo'nun özel bir yeri var bende. İkisi de ilk oynadıkları maçta bayağı bir çöplenmişlerdi. Ben demiştim ki arkadaşlar bakın ben 450 dakika izlemeden konuşmam ama gördüğüm Kim Migi ve gördüğüm Crespo bu ligin çok üzerinde futbolcular. Bilmiyorum ben mi anlayayım, siz mi futbolu anlamıyorsunuz ama çok iyi futbolcular demiştim. 50'yi gördü. Marcao da herhalde bir 250'yi görmüştür. Yani onu da söyleyeyim. Valencia demiş ki Valencia'nın sakatlığı ne zaman iyileşecek? Ne zaman dönecek? Sürekli ayaklarıyla ilgili bir şeyler paylaşıyor ediyor ama yani Fenerbahçe'nin resmi açıklamasını bekliyoruz. İnşallah eştaş terbisinde oynar. Şimdi Fenerbahçe'den bazı futbolculara talipler var. Mesela Arda Güler İspanya'dan talip üstüne talip var. Yani adı Arda'nın adı Avrupa'nın önemli kulüpleriyle anılmaya devam ediyor. Özellikle İspanyollar takipte. Pitch Agent'ta yer alan habere göre futbolcumuzu Barcelona Atletico Madrid, Sevilla ve Villarreal izliyor. Sevilla'da da teknik direktörü şutlamışlar. Tamam demişler Fenerbahçe'yi eledin yeter. O da demiş ki biz yapmadık çakmak atanlar sağ olsun demiş. Bilmiyorum niye öyle söyledi. Gitmişler. Şimdi en çok ilgi gösteren Barcelona diyor. Hepimiz çok çok bak. Birçok Fenerbahçe taraftarı Arda Güler'i Messi'ye benzetiyor. Çünkü kıvrak hareketler, oyun görüşü, oyun zekası, Oyuna katkı, skora katkın Gençlik. E, haliyle Barcelona da bunu bu benzetmeyi şey yapıyordur. Hani mesela Katalan ekibinde Ferran, Toren, Ferran Torres, Ansu Fati gibi isimler var. Ama gelecekleri garantimi Bilinmez. O yüzden aradayı istiyorlar. E, <laughs> Atletico Madrid'de Joao Felix'in ayrılmasının ardından Griezmann'a hücumda eşlik edecek farklı bir oyuncu arıyor. Bu sezon 21 maçta 3 gol 2 asist yaptı artabilir yapmasına ama sözleşmesi devam ediyor. 2025 yılına kadar öyleymiş yani 2025'e kadarmış. 2028'e kadar değilmiş yani. Bilmiyorum ben 2028'e kadar diyebiliyorum ama 2025 yazmışlar. Devler sıraya girmiş. Tabi Borussia Dortmund, Paris Saint Germain, Napoli, Ajax. Şimdi çok basit bir soru sorayım. Arda Güler'i 100 milyon euroya satar mısınız? Sonraki satıştan pay maddesi de yok. Ya da yüzü geçmesi şartıyla %15'i Fenerbahçe'nin şeklinde. Ben satarım. 100 milyon euroya satarım. Bak 100 milyon eurodan bahsediyorum. Yok hocam ya 100 milyon euro ne yaptın sen? Yani ben satmam en az 250 diyen şapşal yoktur aranızda. 100 milyon euro 2 milyar TL. Yani yaklaşık 50'ye satar mısınız? Sonraki satıştan da %30 pay maddesi. Kaça giderse gitsin. Ben yüzde direkt satarım. 50'ye sonraki satıştan %30 maddeye de satarım. 2 20'ye satar mısınız? Zarar edebilirsiniz. 20'ye satarsan. Sonraki satıştan %40 bile eklesen. Kaça satarsa sat. %40 bile eklesen olmaz. 30 Sonraki satıştan %40'a tutmaya da bilir. Sadece 30 da elde edebilirsin. Tutmazsa geri alabilirsin. Aslına bakarsanız Arda Güler'in şu an gideceği en iyi para şu an için 40 milyon euro artı sonraki satıştan %30 pay. 40'a sattın adam da 80'e sattı. 80'in %30'u ne yapar? 24. 64 milyon eurocuk kalamış olursun. Artı bir de yetiştirme payı alırsın. Yaklaşık 70'i bulur. Bence çok iyi para. Yani çok büyütmemek lazım. Ama hedefi de büyük tutmak lazım. Arda Güler yazın bizim kafamızı çok artacak. Şimdiden ilgiler var. Kafamızı şimdiden artacak. iki futbolcu daha var. İki Fenerbahçeli'ye. Sao Paulo'ya önerilmiş. iki Fenerbahçeli. Şimdi stoper arayışında Sao Paulo. Ve Fenerbahçe'den iki tane stoper var. Kullanılmayan ya da bekleneni veremeyen. Luan Perez ve Gustavo Henrique. Her iki futbolcu da önerilmiş. Şimdi Benfica'lı Lucas Verissimo da önerilmiş ama Lance'de yer alan habere göre Sao Paulo en düşük ihtimal olarak Verissimo yani 27 yaşındaki Brezilya stoper için Benfica en az 6,5 milyon euro istiyormuş. Luan Perez için de 5,5 milyon euro istiyormuş Fenerbahçe. Fenerbahçe normalde Luan Perez için de Pedro için de 7 milyon euro istiyor arkadaşlar. Evet ilginç. Evet inanılma, inanılır gibi bir para değil. Kabul. Ama istiyor. Yani i̇stiyor diye e, bu fiyatı satacak diye bir durum yok ama istiyor. Umarım olur. Ve Mustafa kendi zaten olayı var. 1.4 kiralama vermişiz. 1.4 satın alma opsiyonu verecekmişiz. E, 23 maçta forma giyip 3 gol 2 asist yapmış bir futbolcudan bahsediyoruz. Stavo Şimdi ben şunu söyleyeyim. Ben bunu size çok daha önce söyledim. Sao Paulo'nun ciddi şekilde ilgisi var. Ve Stavo Henrique'ye menajerine biz futbolcuyla ilgileniyoruz dediler. Görüşme yaptılar. onlarda topu Flamengo'ya attı. Flamengo kabul ederse verilsin dediler. Ve Açıkçası görüşmeler sürüyor ama bir sonuç çıkacağını zannetmiyorum. Çünkü Flamengo ille de para ille de para diyor. Bon servisini alın diyor. Şimdi Fenerbahçe'de bon servisini alıp Sao Paulo diyor dese ki biz atıyorum kafadan 2.8 aldık. Siz de 2.8 verin alın desem Sao Paulo kabul eder mi? İşte onu zannetmiyorum. O yüzden de bu transfer zor. Ama Luan Perez'in piyasası var. Fakat o da Brezilya'ya gider mi? İşte onu sanmıyorum. İrfancan Kahveci için flash tepki. Şimdi İrfancan Kahveci'nin menajerinden yani menajeri Batur Altıparmak'tan bir açıklama gelmiş, bir paylaşım gelmiş. Altıparmak 27 yaşındaki oyuncu için e, yapılan bir istatistik paylaşım var. Ona tepki göstermiş. İrfancan Kahveci'nin 30 Ekim'deki İstanbulspor maçından bu yana skor katkısı yapamadığı yönünde paylaşılan eleştiriye bu şekilde cevap gelmiş. 30 Ekim 2022 öncesi 8 maçta 6 maçın ilk on, 6 maçta ilk 11 3 gol 1 asist. Avrupa Ligi 7 maçta 3 maç ilk 11 olmak üzere 3 gol 2 asist. Yani toplam 6 gol 3 asisti 30 Ekim'den önce yapmış. Fatur altı parmakta daha sonra bir paylaşım yapmış. Buna rağmen hala takımın en çok gole katkı sağlayan oyuncular sıralamasında ilk 5 içinde. Eleştiriye evet ama yanlış ve yanlış el algıya hayır demiş. Şimdi sevgili Batur Altı Parmak, Fenerbahçe taraftarı olarak mesela ben de İrfan'ı eleştirenlerden biri olduğum için söylüyorum. Ve ben samimi bir şekilde söylüyorum. Biz İrfan'ı niye eleştiriyoruz biliyor musun? Biz İrfan'dan beklediğimizi alamıyoruz diye eleştiriyoruz. Yani İrfan ne yapar? Uzaktan şut çeker, gol atar. En son ne zaman attı? Çok uzun zaman önce. İrfan ne yapar? Çok iyi duran top kullanır. En son ne zaman iyi duran top kullandı? İrfan ne yapar? Asist yapar. En son ne zaman asist yaptı? Not. Rossi'ye yaptığı asist asist'ti. Bence hiçbir şekilde de offside yoktu. Hakemler yedi. Bunun hesabını hakemlerden sormak lazım. İrfan ne yapar? Savunma katkısı yapar. Ama senin yapman gereken eleştiri şu. İrfan son dönemlerde asist ve gol katkısı için oynatılmıyor. Ferdiye koridor açmak için oynatılıyor. Yani Erdin'in yaptığı da İrfan'ın yaptığı da birbirlerine yazacak şekilde oynatılıyor diyebilirsin verimli diyebilirsin verimsiz diyebilirsin iyi diyebilirsin kötü ama hani yine de takımın en çok gol asist katkısı yapan 5. futbolcusu dersen bu komik olur. İrfan'ın rolü başka. Biz bunu bir öğrenelim. Ben şunu da söyleyeyim. Yani ben şunu da özellikle söyleyeyim. İrfan Can kahveci bugün 7 milyon euroya herhangi bir takıma satılır mı? İmkansız satılırsa ben sevinirim. Demek ki neymiş İrfan Can Kahveci verilen parayının karşılığını karşılamamış. Biraz da oyuncunun kendisine dikkat etmesi lazım. Umarım milli takım kariyerinde başarılı bir grafik çizer, gol, asistler yapar, morali kendine gelir. Gelir burada da devam eder inşallah. Oğuzburg'dan Mergin Berişe kararı. Ha, mesela Kim ile birlikte Respo'yu övmüştüm. Rossi ve Berisha mesela iki futbolcu da benden başka öven yok herhalde. İki yani iki futbolcu. Da. Ben Mergin Berisha geldiğinde bayram ettiydim. Hatırlayanlar bilir. Dedim ki tam istediğim forvet geldi Fenerbahçe'ye. Bakın bu çocuk ya yani bu çocuk Vedat Muriç'ten daha iyi dedim. Bak Serdar Dursun için de aynısını söylüyorum. Serdar şu şımarıklığını bıraksa Serdar Vedat'tan daha iyi forvet. Bak Vedat'tan daha iyi forvet. Ama şımarıklık ve bazı hani Ney hareketler diyorlar ona ya. Hani böyle absürt saçma sapan hareketleri var. Troll hareketler gibi bir şey diyorlar. O hareketleri bıraksa, toksik hareketleri bıraksa inanın daha yetenekli. Ve Berisha'yı ben övdüm diye sen futboldan anlamıyorsun şöyle böyle falan filan. Augsburg Fenerbahçe'den satın alma opsiyonuna kiraladı. Ve son kararı vermiş. Sosyal medyaya yansıyan haberler bu şekilde. 300 bin euroya kiraladılar. Satın alma opsiyonu Kimi kaynaklar 4 diyor, kimi kaynaklar 4.5 diyor, kimi kaynaklar şu kadar, kimi kaynaklar bu kadar. Bendeki 4.250. Ben 4.250 diye biliyorum. Ancak benim 4.250'im devre arası alırlarsa 4.250 idi. Şimdi 4.5 olabilir, şimdi 5 de olabilir, 6 da olabilir. Devre arasından sonra almak isterlerse diye. Haberde diyor ki 24 yaşındaki oyuncunun 4.5 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanma kararı aldı diyor. <laughs> Bu arada Augsburg dışında herhangi bir takım almak isterse 4.5'e alamıyor. Bilginiz olsun. Milli takıma da seçildi Berisha. Yani Avrupa Almanya milli takımının Avrupa şampiyonası ön eleme gruplarında oynayacağı maçlar öncesi milli takıma da davet edilmiş. 24 yaşındaki oyuncu bu sezon 19 maça çıkıyor. Biri Fenerbahçe'de. 9 gol 4 asist. 13 gollük katkı. 2021 yılında Avusturya ekibi RB Salzburg'dan 5 milyon euro servisle kadrosuna katlı diyor da Bendeki rakamlara göre 3250 artı sonraki satıştan 1750'ye kadar payla satıldı. Yani yine de 5 sayılır ama 3250 diye. Şimdi Beriş Alman Milli Takımının kampına da katıldı. Yani takımı da almak istiyor. Peki hocam ya bizden gidenler niye Messi oluyor? Niye biliyor musunuz? Bize kim gelirse gelsin hepsine çöp diyorsunuz. Herhangi bir özelliğini bulup çöp. Mesela Max Meyer geliyor. Köp abi. Eski meyer olsa bize bırakırlar mı? Berisha geliyor. İyi topçu olsa Fener'e gelir mi? Şu geliyor. Ya bırakın Allah'ını severseniz. Mesela Max Meyer. Bu sezonki istatistiğini söyleyeyim mi size? 1809 dakika. 10 gol 3 asist. 10 gol 3 asist. Yani yaklaşık 20 maçta 10 gol 3 asist. Ya bravo hocam İsviçre ligine gitmiş oynuyor. Oynasın. Sonuçta 10 gol 3 asist. Yani yapıyor mu yapıyor. Yani mesela bizden Frey gittiydi. Ben onu da merak ediyorum ya. Frey ee, bizden gidip oradan da Alman ligine kiralandıydı sanırım. Schalke'ye kiralık gitti. 28 yaşına geldi Frey. Alman liginde istatistiği var mı acaba merak ettim. Bundesliga'da 10 maça çıkmış, 3 asisti var. 616 dakika. Gelmeden önce 14 554 dakika. Ya bu sezon toplam 1614 dakika, 9 gol, 3 asist. 614 dakikasını çık. 1000 dakikada 9 golü vardı Frey'in. Böyle bir topçu. Biz 264'de 264'ü e aldık. 100.000'e Jumberge kiraladık. 2 milyon euroya da Royal Antwerp'e satıp en az hasarla kurtulduk desem yeridir. Yani biz dengedenlerini yemez diye dönüşüyoruz? Suarez'e dönüşüyor çünkü bizdeyken her hareketi kusurlu. Valencia bizden gitsin dersiniz ki, bak işte böyle futbolcuyu tutamadı. Bizdeyken vurabalıya vur gitsin. Lütfen oyuncuların kıymetini bilelim. Uzun lafın kısası arkadaşlar, Arda Güler'e gidiş yolu açık. Ben yazın Arda'yı ya tutacağımızı zannetmiyorum açıkçası. Berisha'nın da gidiş yolu açık. Ben Berisha'da gider gözüyle bakıyorum. Samatta için eğer Genk Kulübü Şampiyonlar Ligi potasında bitirirse yani Belçika Ligi e, puan tablosunda ilk dördün içinde bitirirse sanırım şey yapıyor. yani Şampiyonlar Ligi potasında bitiriyor ve Genk şu anda 68 puanlı lider en yakın rakibinin 3 puan önünde 30. maçlar bitmiş. Yani 34 maç bitiyor. Bir de şampiyonluk grubu mu yapıyorlar? Ne yapıyorlar? Ama matematiksel olarak matematiksel olarak Şampiyonlar Ligi potasında bitirmiş oldu. Çünkü 49 puanda 5. sıradaki kulüp bürüş. Yani 12 puan daha eklediğin zaman 61 yapıyor. Her halükarda kurtarmış oluyor. Hatta 4. sıradaki Gent 51 puanda. Genk'in 68 puanı var. Son haftalarda biraz saçmalamışlar. İnşallah düzgün, düzgün şekilde oynamayı sürdürürler. E, Genk'in durumu bu arkadaşlar. Eğer orayı baz alırsak ama şampiyonluk grubu var diye biliyorum. 34. haftadan sonra. 34. haftadan sonra şampiyonluk grubu yoksa bile e, çok kolay güzel maçları var. Anderlecht'te, Standard Liège'te, işte Leuven'le yani e, ilk 3-4-5 bakayım. İlk 6 takım içerisinde maçları yok. O yüzden de Samatta da gider diye düşünüyorum. Mecburen gidecek. Luan Perez Gustavo Henrique'den ben Luan Perez'e 7 milyon euro kimse vermez. 5,5 da vermezler. Gustavo Henrique içinde de Flamengo ile anlaşırlarsa gider. Yani 4 yolcu böyle. Luan Perez'e giderse 7 milyon çekiyoruz. Cao Pedro'ya da öyle. Hakkımız daha hayırlısı olsun. Bir beğeni çok görmezsek sevinirim arkadaşlar. Görüşmek üzere.